Merhaba, Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şarkı çıkardınız yeni, albüm. Albüm çıkardık. İstiklal Caddesi'nde, Çiçek Pasajı'nda bir de lansman yaptınız. Ve beni çağırmadınız. Beni ukala ve kıl bulduğun için mi? Hayır, öyle buluyordum ama sen de beni öyle buluyordun. Onun üstüne çok yıllar geçti. Ne kadar sevimli kaldık. Her şeye göre çok iyiymişiz biz yani. Ya çok güzel olmuş şarkı hakikaten. Çok teşekkürler. Yani iki şarkı çok güzel olmuş. Böyle sound iyice bir berraklaşmış bir şey olmuş yani. Ne yaptınız abi? Okudunuz üfledin. Albüm yapmak zaten başlı başına bir artık kafanın gittiği, delirdiğin anlamına geliyor zaten. Öyle yapmış olduk biz. 11 şarkı işte ilk Forsa'yı Dünya Bedeli çıkardıktan sonra dediğin gibi o lansman etkinliğini yaptık ve içinde de her istediğimizi ağırlayamadık orada. Pek çok dostumuzu ağırlayamadığımız gibi çünkü... Senin... İlk 500'e girememişim. Hayır 500 falan değil. Yani gerçekten çok dar bir yer ve işte Covid'i, havası, suyu girince... Klip de çektiniz ama. Klip de çektik. Şey oldu yani. İstiklal'le ilgili bir iddia var aslında orada. Ve Beyoğlu'na ilgili. Yani burası bizim... Gençlikten kalma. Gençlikten... Buldan mı? Gençlikten kalma ama bu nostaljik bir şey değil. İleriye doğru. Yani biz şu andaki hissini biliyoruz oranın. O bildiğimiz his değil. Ama çok daha iyi hissedeceğiz orada. Beraber. Ve çok eğleneceğiz. Hala seviyorum. Hala yürüyorum. Abi ben de çok orada... yaşadım. Yani oranın civarında geçiyor ömrüm zaten. Yani 11 yaşında işte okula girdik. Sonra kayıtlar, provalar, zartlar. Ev zaten 2004'ten beri Beyoğlu ilçesinde yaşıyorum. İstiklal'i görüyorsun yani. O bir nefes alan bir canlı yani. Orası şu anda... Sürekli değişen. Zor nefes alıyor. Yani birkaç yıldır. Ama işte bunun değişebileceğine dair emareler çok arttı. İyi olacak. Ama yani sanki tarih boyunca orası öyle bir zaten sürekli değişmiş. Bir gelgiti var. Değil mi? Bir arada Beyaz Rus akını olmuş filan. Hayır çok büyük bir gelgiti var ama bizim açımızdan biz tabii kendi hayatımıza denk gelen dönemde yani senin için de geçerli herhalde yani Türkiye'nin bir incisinden bahsediyoruz tabii. Aslında yani. Evet tabii. Yani İstiklal Caddesi özel olarak gelinen. Ben hatta 2011 yılında bir 36 tane neden yaptığımı sorma onu da anlatabilirim ama... Roman yazarı gelmişti Almanya'dan. Romancı yani adam. Yani yazar da değil. Hepsi hayran kalarak ve biraz da... Bak Almanlar bizi kıskandı o gün. Ben bunu yaşadım. Gördüm yani. Güzel. Saat 4'te yine 6 tane daha mı bar var canlı müzik yapılan falan. Çünkü Alman örfünde yok öyle bir şey biliyor. Yüzlerce kişi yürüyor hala. Herkes bir şekilde nasıl böyle falan. O kaosun yönetilebilirliği. Şimdi ismi de mesela işte Cadde-i Kebir, yok Rue de Pera. Sürekli değişip duruyor. Sürekli değişen bir yer orası. Yani biz hep kendimize ait bir zamanla kitleyip bakıyoruz sanki. Ama sürekli orası değişen bir yer aslında. Yani şu anda da değişiyor. Başka bir şey olacak. Doğru belki söylersin ama bu işin böyle bazı anları var. O anlarda işte... ciddi bir saldırıya uğruyor orası. Hı. O ana kadar olan değişimlerin ötesinde bir şey oluyor. Bundan 2-3 tane var. Şimdi son yaşadığımız da ona benzer bir şey. O yüzden. Doğru. Yoksa çok doğru söylediğin şey. Albüm nasıl şimdi? Şöyle bir şey oluyor mu? Merak ediyorum. Ya mesela 10 yıl, 20 yıl önceki şarkıyı dinlerken ya ne acayip şarkı yapmışız abi biz falan diye böyle hissettiğin oluyor mu? Biz bunu nasıl çıkardık ya falan diye. Bazı şarkılar çünkü diğerlerinden daha farklı değil mi? İlk başlarda yani 17-18 yaşındayken yazdığımız ve kaydettiğimiz şeylerle ilgili kayıtlara hiç şaşırmıyorum. Çünkü şaşıramayacağın kadar kötü olanları var aralarında zaten. Hani olmamış şeyler duyuyorsun. Ama şarkı olarak öyle yani 17-18 yaşlarında, 20 yaşında bunlar nasıl yapıldı diye baktığımız oluyor, hissettiğimiz oluyor. Ondan sonra biraz daha farkında olarak yapmaya başlıyorsun. Ve biz zaten çok temkinli ve böyle çok kendini eleştirmeyi çok seven tipler olduğumuz için o sırada elimizden geleni yapmış oluyoruz zaten. Anladım. Yani sanki şimdi mesela bazı şarkılarında her dinlediğimde diyorum ki ya vay be diyorum ya acayip o his sizde de var mı acaba? Kendi şarkılarımızla ilgili bazen oluyor. Başkalarıyla ilgili daha çok oluyor tabii. Yani evet. Bu şarkıyı vay be ne zaman nasıl var mı öyle bir şarkı böyle? Peki? Keşke bunu ben yapsaydım dedim. İki tane örnek verebilirim hemen. Söylersen de seviniriz yani. Birini söyledim zaten. Sultan Yegah. Mesela Nur Yoldaş'ın sesinden, Ergüder Yoldaş'ın düzenlemesiyle o 81 tarihli daha geçen gün Burak'la yine dinliyorduk yani hani İngilizce bir kelime olacak ama weird bir yandan
çok tuhaf bir müzik. Yani çok tuhaf, evet. çok tuhaf bir müzik. Hiç geldi değil mi? Psikodelik. Çok başarılı bir tasarım. Yani böyle bakıyorsun. Ve normal insan kafası değil. Değil. Çok güzel çalınmış, söylenmiş. Aşağıda olanlar, mesela vokali aldığın zaman aşağıda çok tuhaf şeyler oluyor. Müziğin altında çok saçma şeyler oluyor yani. Hepsi birbiri çok güzel. Mesela buna öyle nasıl oluyor da oluyor. Veya Ergüder Yoldaş da böyle delilikle dahilik arasında bir insan olduğu için. Ya da tanıyanlar da işte sonra bizim yani oğluyla tanıştık ve hatta bu senfonik düzenlemenin bir kısmında Tunç Devrim Yoldaş yaptı. Evet, çok egzantrik diyebileceğimiz bir... Adada yaşıyor değil mi bir ara? Var ama o tam bize yansıdığı gibi değil sanıyorum. Yani birazcık magazin boyutu da var. Diğer bir şarkı Seninle Bir Dakika. Ben de çok severim. Seninle Bir Dakika... Mutlandırıyor beni. Mutlandırıyor. 77 galiba. 7 mi? 6 mı? Onlardan biri 75. Bak senesini karıştırıyor. Nasıl 0 puan olur? Ben de onu anlamıyorum. Ha 75. Tamam. 75 mi? 75. Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki sene olduğu için çok özel olarak yine o çok sevildiğimiz dönemlerden biri. Sanırım onun etkisi var. Ama izledim, dinledim tekrar geçen gün. Yani o kadar iyi ki. Olağanüstü söylüyor. Çok iyi bir şarkı, çok iyi performans, sözler. Bir daha çocuk değil mi orada, onun ateşine? Çok genç sanırım Semiha Yankı'da. Yani bilmeyenler varsa Eurovision'a Türkiye'nin ilk katıldığı şarkı bu. Evet. Abba senesi mi? Yok, bir sene önce galiba. O da oralarda hepsi. Peki, yani bu şeyi merak ediyorum. Yani bu albümde bunu yaptık, sonrakinde biraz daha farklı ne yaparız? Düşüncesi nasıl oluyor? Yani önce konuşuluyor mu yoksa birisi bir şeyle mi geliyor gruptan? Esas bizim hayatımızda müzik dışındaki değişiklikler bence şeyi değiştiriyor. Ne mesela Sirenler diye bir albümü, böyle insanların mutlulukla dans ettiği ve herkesin birbirine çiçekler saçtığı bir ülkede yapamazsınız. Evet. Burada çok derdin de olması. Önemli bir dert repertuarı, böyle bir sıkıntı yelpazesi gerekiyor ortak paylaşılan. Gerekmiyor tabii de, yani onun sonucu olarak böyle bir şey için o gerekiyor. Çıkıyor. Hatta bu şey değil yani, illa dertli dolu bir şey anlamında değil ama ağır bir hava var ülkede eğer. Doğru. Hani onunla bağlantı kurmak isteyen her sanatçının ağır bir şey yapası geliyor. Biz ama sırf bunu fark ettiğimiz için başka bir şey yapmaya çalıştık. Yani üç zamanı birden anlatan, ifade eden, içeren bir albüm bu. Biri geçmiş zaman, biri şimdiki zaman, biri de gelecek zaman. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Bunların hepsi aynı anda yaşanıyor Türkiye'de. Yani biz şu anda çok öfkeliyiz ve haklıyız. Yakında umutluyuz, iyi şeyler olacağını biliyoruz artık, görüyoruz. Fakat geçmişimizde de çok hüzünlüyüz yani. Aman Allah'ım, böyle herkes hüzünden bitmiş vaziyette ve bu bir döngü. Bunlara hepsine birden bir bakmak gerekiyor. Yoksa umutlu olduğumuz dönem de kısa sürecek. Tekrar üzüleceğiz. Yine öfke falan. Bütüne bakmak lazım. Evet, ve biraz daha zamanı böyle yayarak bakmak lazım. Ülkemiz ne mutlu ki aynı anda hepsine bakabilme şansını veriyor. Yani bir gün içerisinde siz dünyadaki her şeyin en iyisini de bulabileceğiniz bir yer mesela. Dünyada hala böyle bir kriz yok mu ya? Bu kadar yok çünkü buradaki hikaye daha şey, geçişken ya. Burada daha biz buraya yerleşmiş gibi hissetmiyoruz ya. Burada böyle hani az sonra kalkıp gidecek gibi yaşıyoruz. Daha yetişmiş, daha oturmuş toplumların başka dertleri var. Daha kötü durumdakilerin de bambaşka dertleri var tabii. Biz burada çok... Bir köprüyüz yani. Tam anlamıyla bak. Coğrafi olarak da köprüsü. Köprü olmayı biz şey olarak bakıyoruz. Böyle olumlu bir şeymiş gibi. Halbuki köprünün üzerinden gelip geçersin yani. Üzerinde kılınacak bir şey değildir. Evet ama... Niye köprü diyoruz anlamıyorum. Bir köprü görünüyor zaten çünkü. Haritada da bile görünür bir şekilde köprü ama iyi tarafı çok flexible, çok... Unutmaya ve yeniden öğrenmeye çok açık topraklar burası. Burada öyle var olabiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla günün sonunda umutluyuz yani. Biraz şey yapayım, yumuşatayım işi. Kaleci Harun Tekin'le çok karıştırılıyor musun hala? Zaman zaman ama tabii şey olarak, isim olarak karıştırıyoruz. Yoksa çocuk uzun yani. Sen de fena değilsin. Yok. Dünya Yalan Söylüyor rock tarihinin en iyi albümü. Öyle bir iddia var. Yok yani Türkiye için herhalde diyorlardır. Bilmiyorum. Diye umarım yani. Yok öyle bir şey. Rock tarihi çok büyük bir şey de Türkiye için önemli bir albüm olduğunu söylüyorlar. Ben söyleyince ukala alıyorum. Sonra sen de bana ukala diyorsun. Benim seni ukala bulmamın sebebi o değildi. Neydi bak? Daha sonra söyle. Hiç, önce sen söyle. Benim seni ukala bulmamın sebebi ukala olmandı. Benim seni ukala bulmamın sebebi de ukala olmandı.
Demek ama ki ukala olduğumuz kadar zekiyiz de. Harun eğrisi diye bir şey var. Var, var. İki nokta arasındaki en kısa eğri. Ama öyle anlatılmadı bana. Ha öyle. Offside'den kaçma kisvesi altında. He. Gerçek nizami bir futbol sahasında topa koşarken sanki eğri koşunca offside'den daha iyi kaçılırmışçasına bir refleks geliştirdim. İşe yarıyor mu peki? Yaradığı oldu bir kere. Kaçta bir? Bir, yüz binde bir falan. Normal koşu. Bunu Koray'la Hakkı bulmuştu. Yani bu bir eğri biliyorsun değil mi falan. Ya hayır falan. Bir baktım eğri hakikaten. Kanıtladılar yani. Düz koşuyu eğri olarak yapınca offside'den kaçabileceğini düşünmek yine de bir parça bir hani hoş bir zeka örneği. Çok sitayişle anlatıyorlar senin futbolunu. Sağ olsunlar. Bir dönem gerçekten iyiydim. Ne oynuyorsun, ne oynamayı seviyorsun? Artık geçti diyebilirim. Yani pandemiden önce, çünkü pandemiden öncesine kadar biz sağ olsun Bağış Erten'in başının altından çıkan bir şekilde 2009 yılında kendimizi tekrar nizami bir sahada top oynarken bulduk. Önce ilk iş olarak Hamburg'a gidip Almanlara 7-1 yenildik. Hayko çok güzel anlatır o günü. 4 kere kaleciyle karşı karşıya kaldım. Hiçbirine top yoktu diye. Almanlar yenik sayıldığı için mi sizde? Sayıldık canım. Yenik sayıl. Yani Almanlara... Almanlar yenildiği için... Almanlar kazandığı için... Zangır zangır yenildik. Yani Almanlar öyle... kazandığı için siz yenik sayıldınız. Evet. Ama sonra bir sene antrenman yapıp büyük bir turnuvada onlarla final oynadık. 0-0 bitti. Penaltılarla kaybettik. Sonra... Tam Almanya ile maçlarımız gibi. Sonra buraya çağırdık. 3-2 yendik. Bir gol, bir asist. Güzel. Hatta bu fakire ait. Sonra da oynadık. Sağ mı sol mu ayak? İkisi var galiba. Ya ben aslında sağ ama soldu da çok tahta olmadığını söyleyebilirim. Yani peki nerede? Sokakta mı oldu bu iş? Alman Lisesi'nde futbol nerede oynadın? Yok ya zaten öyle o kadar da ama bir şey değil. Mesela iyi futbolcu gerçekten. Sizin var mı futbol sahanız okulda? Yok. Bizim 9 ağaç var. Yani, ama ağaçların arasında oynamak teknik geliştirir. Teknik geliştirir. Mustafa Hoca hep söyler onu. Sokaklarda arabalara, camlara falan gelmeyecek diye gelişir bizim ülkenin. Doğrudur. Topçusunun futbolu diye. Benim öyle çok mahalle arası, işte okul takımı arası böyle kötü sahalarda, çok nadiren iyi sahalarda oynanan maçtır ama esas futbola daha çok hani bakışımı geliştiren şey bu Bağış sayesindeki şey oldu. Hmm. 2009-2010. Sonradan öğrendin yani. Öğrenme değil de mesela şunu yaşıyorsun abi yani hani normal o sahada bir kere futbol oynamış hiç kimse bu golde nasıl kaçar diye bir forvete rahat rahat küfredemez. Tabii. Çünkü mesafe, akıl, izan falan yani meğer neymiş. Ben tribünlerdeki bu öfkenin de yeni jenerasyonların dozgun futbol oynamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani orada ne olduğunu anlamıyorlar. Bence yani, de. Yani spor yapmanın kederini çok bilmemekten oluyor. PlayStation'da öğrendikleri için futbolu. Tabii o orta sahadan aslında bir kaleye kadar bir koşması yeterli aslında. Tabii. Onu... Ama o ne kederli bir şey bilmezler ya. Yok. Peki şöyle bir şey söylemişsin. Oyunun keyfi kombinasyonlarının fazlalığından ve iki maçın hiçbir zaman aynı olmamasından kaynaklanıyor. Evet. Bilmiyorum. Hayatı ve dünyayı anlamak ve hatta değiştirmek için de birçok imkan içeriyor. Bence öyle. Mesela şöyle... Galatasaray dergisine vermişsin bu röportajı. Bayağı olmuştu da yine o kadar küçük ve ukala birisi için fena konuşmamışım. 2004 falandı bu. Arada bir iki cümle daha var. Ondan atladım. O tam oturuyor ya. Ukala. Ya ukala olmak gerekir zaten bir şeyler yapmak için. Hani biraz hayatta. İşte öyle inandık biz de falan. yok bu seçilecek bir şey değil. Varsa vardır. Kendimden biliyorum. Sonra rasyonize ediyorsun ya işte ukala olmak iyi aslında böyle. Peki kendi konuşmalarını televizyonda seyrediyor musun? Çok böyle terlikle uğrasım geliyor bazen. Ama eskilerine. Bende de var. Yani bu mesela 2010 öncesi gerçekten. Hani katlanan herkese teşekkür etmek istiyorum buradan. Burada. Buradan. 80 milyon bizi izliyor. Yeter ki şarkılar için aynı düşünme. Yok. Şarkılarla ilgili problem yok ama o konuşmalarla, temsillerle ilgili. Yani biraz şeyler var. Bazı yerler. Şöyle söyleyeyim. Bana bile tavırda itici gelen bir şey oluyor bazen kendimi izlerken. Diyorum ki yani kendine itici geliyorsa bu insan konuşurken tanımayan birisi. Tabii ki yani... Hem de ne söylediğimi bile biliyorum bile düşünsene. Söylediğini bildiğin halde dinlediğin birisi sana sen olduğun halde itici geliyorsa sıkıntı var. Bunları yaşadık ama... Olgunlaşma süreci. Evet biraz öyle. 2004'teki galiba 5 olabilir o röportajda söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de bu futbol aşkı zannedilen şey var ya normal aşk zannedilen şey gibi. Hmm. Türkiye'de aşk da mesela aşk zannedilen şey. Ya benimsin ya kara top. Evet öyle bir aşk olmaz yani. Hani ben seni seviyorum ama beni bilsen öldürürüm gibi böyle bir aşk olmaz. Özgürlükle ilişkisi bunun işte yok seçim yani serbest iradeyle ilişkisi falan onlar hiç yok aşk o iki renk falan ama bu böyle bir madem bu kadar futbol üzerinden konuşuluyor bu o zaman senin de yıllardır mükemmelen yaptığın gibi
demek ki futbol konuşmanın başka şeyler konuşmak için bir araç olduğu bir gerçek. En azından düşünce biçimleri üzerine, insanların yaşayış biçimleri üzerine bir şeyler söyleyebileceğin bir alan açıyor sana futbol. Burada da dans etmek güzel bir şey. Keşke daha çok, ben her hafta isterim yani. Ne düşünüyorsun Galatasaray'ın son durumu hakkında? Düşünmüyorum öncelikle. Düşünülebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama bu Türkiye'de Türk futbolunun geldiği genel durumdan bağımsız değil. Sorun ne? Pek bir sorun da yok herhalde. Çok sorun var. Yani şimdi kötü yönetim zaten teşhis edilmiş bir sorun. Ama mesela taraftarın futbol bilgisi ne durumda? Mesela biz bir şeye etki etmek istediğimiz zaman doğru bir etki yapıyor muyuz? O da var. Gidip bir forvet aldıracaksın mesela takımına. Onun için bir kere taraftarın takıma forvet aldırmasını doğru olup olmadığını geçiyorum da. Ama gidip de hani yanlış forvet almazsanız sizi öldürürüz. Mesela ya da Cagne de belki yani, ya da orada ne bileyim ben, teker teker birileri söylemeye gerek yok ama. Peki çok hızlı insan yani öğütülmüyor mu? Yani bu kadar başarısız olamaz bu kadar oyuncuların hepsi. Oyuncular yani oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı var. En az problem. Bırakıp giden çok oyuncu var. Emre Akbaba mesela ben yapamayacağım dedi gitti. Bence Aytaç ben yapamayacağım dedi gitti. Oyuncular en az suç bence oyuncularda. Yani taraftar keyif alma şeyini tamamen bırakmış durumda. Kulüp yönetimleri ama federasyon, bütün yani futbol yönetimi öyle. Basının durumu zaten hani. Ama genel olarak ülkenin yaşadığı bir kriz var. Yani bunu söylemek istemiyorum, buraya gelmesini konunun, ben istemedim ama. Sen yani böyle titreye titreye üzerindeki deli gömleğinden kurtulmaya çalışan bir hasta var. Ve kurtulursa mükemmel şeyler yapacak. Ama deli gömleğini sarmışsın başına. Şimdi onun yani ekonomisi nasılsa futbolu öyle olacak. Yani bunun bir şeyi yok. Maalesef bir istisnası zor. Kolay bütün, değil. Bütün sektörlere sirayet ediyor. Ama iyi örnekler de var. Mesela bilmiyorum takip ediyor musun? Adana Demirspor olağanüstü futbol oynuyor. Konya, Adana çok iyi futbol oynuyorlar. Yani hakikaten böyle Bundesliga falan ayarında futbol oynuyorlar. Yani yapabilen de var. Çok iyi. Şeye bakalım ama. Yani mesela acaba 4-5 sene sürdürülebilir olacak mı bu? Onu göreceğiz. Bir de taraftar baskısı denilen şeyin niye burada bu kadar ağır olduğuna bakalım. Oralarda çok acayip ipuçları var. Taraftar baskısından ziyade taraftar baskısıyla mücadele edebilecek liderlik yok sanki. Yani yöneticilerin rasyonel olma zorunluluğu var ve bunu yapmıyorlar. Onlar da taraftar gibi davranıyorlar. Yani Barcelona'da da taraftar baskısı. Bence Türkiye'de sizin gönül rahatlığıyla hiç kimse tarafından dava edilmeden öfkelenebileceğiniz tek şey futbol takımı. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu korkunç bir şey. O işi yapan insanların hepsi için. Hakemi, teknik direktörü, futbolcusu, herkes için. O yorumcusu. Herkes için fecaket bir şey bu. Hiçbir müeydesi olmadan sizler ve onlar öfkelenelim diye bırakılmış kurbanlar gibisiniz. Başka hiç kimseye böyle öfkelenemez. Mesela daha iyiydi şimdi kurbana gelince. Ya kurban gibi. Öfke o kadar acayip birikebilen bir şey ki hak edildiği yerler var öfkenin. Bir de hak edenler var. Hak edenlere gitmesin diye uğraşılan öfke, futboldaki öfke şu anda. Gaz orada çıkıyor. Aynen. Hacı ayrıldığında bir tweet atmıştın. Sonra Alex ayrıldığında da bir tweet attın. Yani güzel şeyler yazdım umuyorum ne olur iyi güzel, bir şey. Güzel şeyler yazmışsın. Yani bir Galatasaraylı olarak Hacı'ya veda etmek başka tabii ki. Ama bir de Alex'e veda etmek de. Nedir oradaki motivasyon? Güzel bir şeyler yapan bir adamdan ayrılmak mı? Onu selamlamak mı? Ben kendim hatırladığımdan beri bir şekilde çok da normal olmayan bir şekilde, çünkü annem babam Fenerli olduğu halde ben Galatasaraylıyım. Ama bir dayım vardı Galatasaraylı. Ama yani futbolu takımlardan daha çok seviyorum. Hep öyle oldu. Dolayısıyla Alex gibi futbolcuyu sevmek için ekstra bir sebep gerekmiyor. Yok yani. Diyorsun, doğru söylüyorsun. Menajerlik oyunlarına çok vakit ayırıyor musun bir ara? Ayırıyordum. Hatta Sokrates'te bir yazım da var bununla ilgili. Yazı da az sosyal bir aşk hikayesi adını taşıyor. Bence bağımlılık seviyesinin yani tütünden az olmadığını düşünüyorum. O yüzden sigarayı bırakır gibi bıraktım zaten. Güzelmiş. Neden Türkçe yapıyorsunuz? Müzik mi? İngilizce başlamışsınız galiba. Yok, İngilizce Almanca mı başladın? İngilizce başladık da İngilizce başlamak dediğin şey zaten şarkı yazmanın en başlarında çok net bir utanç duygusu gelir. Yani siz yaptığınız şeyden hani şey gibi. Hani sevgilim var anne demekten utanmak gibi. Ya da evet, şu kızı seviyorum o beni hiç sevmiyor baba demekten utanır gibi bir şeydir o.
şarkı yazdığın zaman, çünkü kendinle ilgili, tamam otobiyografik olmasa bile yani, kendinle ilgili bir şey yazıp Taksim Meydanı'na çıkmış oluyorsun ya. Bu utançla baş etmenin en güzel yollarından biri her zaman İngilizce yazmak olmuş. Türkiye'de bir sürü hikaye böyle vardır. Ama biz bir noktada, hemen erken bir noktada şeyi fark ettik. Yani biz bu ana dilimizde bunu yapmak istiyoruz. Küresel bir hedef yok muydu? Küresel bir hedef yok ama Türkiye'sel bir hedef de yoktu ki. Yani bizim hedef şeyleri çok karışık. Oralarda... Yani tahmin etmiyordunuz başta buraya. Sıkıntı var kafada yani. Öyle mi? Biz ilk albümümüzü müziğe veda ediyoruz. Bir gün çocuğumuz olursa dinlesin diye kaydettik. Vay. Yani kariyer planı denilen şey ara sıra rastlayıp sonra tekrar unuttuğumuz bir şey. Başka bir şey yapmadın değil mi hiç? Yok. Ama dizide oynadın galiba. O sayılmaz. Onu yapmadım sayıyoruz. Ne, Behzat Ç'de mi oynadın? O ben değilim. Niye? Beğenmedin mi kendini? Yani bazı insanlar bazı şeyleri yapmamalılar. Mesela ben kayak yapınca da çok kötü yapıyorum. Baskette de iyi değilim falan. Ama diyorsun Harun Eğrisi. Harun Eğrisi ona söz koyma. O bambaşka bir şey yani. Bir hızlı soru cevap bölümü var. Bu senfonik mi, akustik mi? Senfonik. Harbiye mi, Aya İrini mi? Harbiye. Fender mi, Gibson mı? Fender. O çok hızlı geldi. Strat mı? Strat. Ama yani Fender olsun, taştan ne olsun. Ne olursunuz. Radiohead mi, The Cure mu? Radiohead. O da hızlı oldu. Grammy mi, Eurovision mu? Yani Grammy diyeceğim çünkü öbürüne katıldık zaten. Solo mu, grup mu? Grup. Mustafa hakkında her şey mi, Behzat Ç mi? Mustafa hakkında her şey. Felsefe mi, psikoloji mi? Felsefe. Guardiola mı, Klopp mu? Guardiola. 3-5-2 mi, 4-3-3 mi? 4-3-3. Güzel. 4-3'te kendine iyi bir yer bulduğun için mi? Önce forvettim, yaşlandım, kanada geçtim. Bu, aynen de bu zaten. Şeyi yapamam diyorsun. 3-5-2'nin kanadını. 3-5-2'deki Kovacevic'in Nihat'ı olabilirdim gençken. Ama o da yine yaşlı olacak bir şey değil. Orada vızır vızır böyle bir şey olman gerekiyor. Yanından böyle jet gibi çocuklar geçtiği anda anlıyorsun ki sen artık deneyimli, sakin, böyle yavaş yavaş geriye. Felsefe mi, psikolojiye mi? Felsefe mi dedin? Psikoloji okudun değil mi? İkisini de okudum. İkisini de double yaptım. İkisi de Boğaziçi mi? İkisi de Boğaziçi. Aynı anda bitirdim. Aynen. O ama... Felsefe dememin sebebi de şey, yani psikolojiyi niye o kadar sevdiğim de dahil olmak üzere bir sürü şeyi daha iyi anlamamı... Bilinçli zaten... bir tercihti yani girerken. Değildi. Ha, girince oldu. Felsefe, yani ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istedim. Zaten onun o bölümleri yazdım. Yani birkaç bölüm yazdım sadece Boğaziçi. Alman Lisesi için başarısız bir sonuç bu. Tabii çünkü... soyutlandın mı arkadaşlar? Hayır canım, tabii değil. Yani Boğaziçi'ye girmek hiçbir zaman başarısız bir şey değil de 4-5 tane tercihim vardı zaten. Hani başka bir okul olmasın istiyordum. Evet. Felsefeye girince de doğrusu Allah Allah ne olacak şimdi, ben psikolojiye girerim diye düşünüyordum falan gibi bir şey hissetmiştim. Hayatta başıma en iyi şey olmuş olabilir o şey, eğitim anlamında yani. Aile ne dedi peki? Şimdi önce felsefe, psikoloji yapıyorsun, sonra müzisyen oluyorsun. Ya evladım sen... Bir hani... normal, yani çok bir şey demediler hiçbir zaman zaten. Çünkü müzikle ilgili... Zaten biz okulu bitirdiğimiz sene, liseyi bitirdiğimiz sene ilk albümümüz çıktığı için... Ha, okey. Kurtarılamaz bir durum olduğunu belki de farkındalardı. Anladım, hızlı. Eurovision'u nasıl tanımlarsın 3 kelimeyle? Nasıl bir maceraydı? Çok eğlenceli. Bir şey söyleyeceğim ama az önce kurtarılamaz falan dedim ama yani ailenin müziğe verdiği desteği gerçekten azımsanamayacak önemli bir şey. Onu söyleyeyim yani. Bizimkilere izleyeceklerdir çünkü. Edin. Hayır. Tam tersine. Nedense çok inandılar da destek de verdiler. Çok değerli bir şey tabii ki. Her zaman. Eurovision'a geçiyorum. Geç. Eurovision'a eskisinden daha fazla değer veriyorum. Çünkü 2000'lerde biz aslında normal zannediyoruz. 7. oldunuz değil mi? Biz 7. olduk. Türkçe şarkıyla. Türkçe şarkıyla. Yani değerli olduğunu bilmiyorsun ya bazı şeyleri yaşarken. 2000'ler total olarak bana biraz onu hatırlatıyor bazı yanlarıyla. 90'lar da bazen öyle. Eurovision eğlence, karşılaşmalar ve akmayan zaman demek. Yani zamanın akmadığını şöyle, sadece... Sesleri dinlediğin zaman bir Eurovision yarışmasındaki mesela İsveç şarkısının 76 mı, 86 mı, 2006 mı, 2022 mi olduğunu
ayırt edemeyebilirsin. Yani mastering level'larını eşitlersen eğer o kadar zamanın durduğu çok az şey var dünyada. Ben hala dönüp dinliyorum eski şarkı. Bazı şeyler çok eğlenceli, bazı şeyler çok sıkıcı ama total olarak Avrupa'nın ve dünyanın en uzun soluklu televizyon programı bu. 1950'lerden beri kesintisiz yayınlanıyor. Doğru. Bir karnaval. Tabii artık kültürel etkileri var. Yani bir LGBT boyutu var. Bir Avrupa kimliği boyutu var. Yani ben tabii ki ukala olduğum için 2008'deki... Biz... Şaka arkadaşlar, şaka. Şaka yapıyorum. Yani şaka ya döndü. Yani artık eskiden ukalaydık. Ama şöyle oldu. Biz ilk karşılaştığımızda birbirimizi çok ukala bulduğumuzu söyledik hemen. Evet. Hızlı bir şekilde. Bunu, açık açık sözlü bunu söyleyebilmek durumu. De tatlılık göstergesi. Çok tatlısın Mehmet. Bizim bu Eurovision'la ilgili ilk araştırdığımız şey şu olmuştu. Araştırıyorlar ama deli gibi çünkü. Müzik grubusu ne araştırıyor? Gitti mi? Yani hangi ülkeler nasıl bakıyor? Hı. Sonra bir baktık. Merkezde bir şey var. Avrupa işte Yayıncılar Birliği'ni oluşturan ve oraya esas para yükünü hani karşına. NATO için Amerika neyse bunlar da Eurovision için o. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya. Ya bunlar hem diyorlar biz parayı veriyoruz hem de Avrupa'nın maskarası oluyoruz. Sürekli sonuncuda falan olmaya başlamıştı. Evet. O sırada o yüzden diyorlar biz yarı finalden muafız. Biz direkt finalde oynayacağız falan. Öyle şeyler var mesela. Sonra Kuzey Avrupa'da işte Balkanlarda ve yeni eski Rus Cumhuriyetleri, eski Sovyet Cumhuriyetleri'nde müthiş bir şey. Avrupalılık kimliği üzerinden evet. Şey var. Ve bizde de öyle aslında. Yani Avrupa'nın kenarlarına gittikçe yokuz bayağıdır şey oluyor. Yani bu önemli bir şey haline geliyor. Sırf Türkiye'de değil yani. Hı, tabii tabii. Finlandiya'da yaşayan bir arkadaşım şey demişti. Onların bir grubu kazandı. Bir rock grubu. Evet. Böyle ve şey... Lordi galiba. Hayatımda o kadar çok Fin bayraklı insanı sokakta daha önce de görmemiştim. Bir daha da görmedim dedi. Ben biz kazandığımızda, Sertab kazandığında canlı yayındaydım. Seyredemedim. Çok güzel. Bir de güzel bir şey. Yani öyle bir ne bileyim kazandı kaybetti dışında... Bir sürü insan bir yere nasıl geliyor. Nasıl ortam orada? Ortam nasıl? Ev sahibi ülkeye göre çok değişiyor bir kere. Onu biliyorum. Yani kim... O, önceki sene kazanan sunuyor ya bunu. Evet. Biz gittiğimizde Belgrad'dı. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Karşılaşmalar diyorum ya işte. Yani orada durup... Mesela şey çok güzeldi. O kadar anlatan bir şey ki. İsveçli bir ekip var. Bütün prodüksiyonu onlar yapıyordu. Yani her yerden bir İsveçli çıkıyor. Çünkü onlar yapa gelmişler falan. Ve bir tanesi gelip şey demişti provadan sonra. O kadar iyisiniz ki gerçek bir rock grubu gibisiniz dedi. Baba dedim yani biz gerçek rock grubuyuz zaten. Ondan olmasın acaba. Gerçek bir rock, gerçek bir şarkıcı gibisin. Gibi, o onu diyemez. Çünkü orada %100 canlı olan şey... Tek şey hep vokaller. Ha. Ve o yani hayat... Müziklerde playback oluyor. Playback zaten. 97'den itibaren vokal dışındaki her şey banttan geliyor. Ha. Bak bilmiyorduk onu. Bugünün 3 cambazı kim? Daha yeni de başlamıştı sizin program. Anladın mı? Anormal şartlar altındayı 3 kelimeyle nasıl tanımlarsın? Ben de böyle, tam böyle tanımlardım ben de. Yani pandemiden kalan güzellik derdim. Bir de anormal şartlar altında da 3 kelime, o da güzel bir tanımlama oluyor ama kendisi için kullanamıyoruz. Hakikaten çünkü pandemi diye bir şey olmasa Can Özlü, Harun Tekin oturup böyle uzun uzun konuşarak podcast yapmayı tahminen evet, düşünmezlerdi. Yani Sokrates bünyesinde yayınlanan bir podcast. Çok çok gurur duyduğum işlerden biri. Gerçekten dinlemelerini isterim. Can'la bu kadar uzun süre vakit geçirdikten sonra mı yeni albüm yapmaya karar verdin? Hayır. Ay, yok ama... 10 yıl mı oldu iki albüm arası? Tabii 10 yıla yakın oldu. Yani 9 küsür oldu. Ama kağıt üzerinde 10 oluyor tabii. Biri Aralık 2012, öbürü Ocak 2022. O kadar zaman geçmiş olduğuna inanamıyorum ama evet. 9,5 yıl. Güzel. Taklit yapıyor musun çok iyi? Ya evet ama işte ülkenin öyle bir saçmalığı var ki insanlar şimdi ne der, ne yapar diye düşünmeden şey yapamıyorsun ama... Sen yap belki keseriz. Yok ben sana yayından sonra yapayım. Ya da bir sonraki seçimden sonra yapayım.
politikacılığını taklit edememiz. Başka yapamıyorum. Küçükken de ben Erdoğan Bey'i yapardım çok. Ya onu yapma hani. Erdoğan Bey'i mi? Ha. Ya yok yok, onu şimdi küçük küçük meme yapacaklar, ondan sonra bir hayat boyu böyle... Ne güzel işte, fena mı? Diye. Peki bizim sevgili Onur bütün programlarımızın konu oluyor. Sizin gizli olan lansmanınızı Londra merkezde açıklamış önceden. Mükemmel bir insan. Ben ama onu, Onur'a bu konuda iki teşekkür borçluyum. Bir tanesi tarihini yanlış olarak açıkladı. Yani önden verilen şeyin tarihinin yanlış olması bize hiç değilse bunu çok ustaca sızdırmışlar duygusunu verdi. Sızdıranları da biliyorum. Onur'un suçu yok. Herkes iyi niyetli. Herkesin iyi niyetli olduğu bir çabaydı bu. Yakışmadı diyemeyeceğim. Bence güzel oldu yani. Teşekkürler. Yine bir şey sızdırmak istediğimiz zaman ilk adresimiz Onur Bey. Ama biz sızdırmadık. Yani iyi sızdırdığını bildiğim için söylüyorum. Onur'u dinliyorum ben. Taktım kulaklığımı. Onur diyorum diyorsun. Onur diyorum. Yaşamını bir şarkıyla tanımlasan hangi şarkı seçerdin? Tanımlayamazdım. Bütün hikayem öyle tek indirgememek için zaten. Bir tane şarkıyı tanımlayamıyorum. Peki. Sahnedeki performansını hangi takıma, performansınızı hangi takıma benzetirsin? Güzel soru. Bunu yani şimdi çok ciddiye alıyorum bu hayatta böyle şeyleri. Ayıp etmemek için. Ha, yok ben. Yüksek bir şey söylemen lazım. Yok çok yüksek bir şey söylemem lazım. Ben benim şöyle bir sıkıntım var yani gerçekten. Şimdi ukala demesinler. Hayatta en sevdiğim. Programın başlığı ukala olacak. Ukala demesinler. Olsun. Ama bir de ayrılar ukala var. Programın adı iki ukala. Gel bir ukala dükkanı açalım demiş. Hayır yani bir takım oyunu. %100 bir takım oyunu yani. Müzik grubu %100 okay. Takım oyunu. Ve bu çok kimyası oturmuş bir takım. Yani belki hiçbiri... Yani dünyanın, geliyor sağlam bir şey geliyor. Dünyanın en iyi forveti yok. Dünyanın en iyi kalecisi yok falan ama dünyanın en iyi takımlarından biri oluyor. Böyle bir takım kim olurdu mesela? Abi iyi bir santrafor, iyi bir kalecisi yok. Kim olur? Hayır hayır. O insan dünyanın en iyisi değil ama çok iyi diye anlamında söylüyorum. Yani yıldız karması değil ama çok iyi bir takım. Ve öyle bir takım ki bu sayede... Vallahi düşünüyorum. Her takımı düşündüğümde... Şimdi Dortmund diye isim geldi, Haaland var. Bayern diye isim geldi, Neuer'i, Lewandowski var. Yok Bayern diye olmuyor zaten. Barcelona zaten Barcelona değil. Şu anki Real Madrid diyebiliriz belki. Real Madrid de demeyelim şimdi ya. Real Madrid sen Real Madrid sevmiyorsun. Sevmiyorum. Barcelona'cısın sen. Eskisi kadar Barcelona'cı da değilim. Ben böyle futbolla aramıza girdiler ya. Yani Barcelona'yı bile eskisi kadar sevemiyorum yani. Ben söyleyeyim o zaman hangi takıma benzediğiniz. City. Olabilir. Olabilir. Sen de onu bana söylettirmeye çalışıyorsun değil mi? Herkesi etkilediğini düşündüğün an hangisi? Yani tamam oldu bu işte. Herkesi etkilediğini düşündüğün. Yani ben insanlara artık ulaşabiliyorum, dokunabiliyorum dedi. Ya o bende biz olarak... Tabii. Oluyor. Grup biz olarak. Olarak da şey bir gün bir araba dolusu böyle bir beyaz kartaldı onu hiç unutmuyorum yani. Bir beyaz kartal dolusu genç çocuğun bir derdin var dinleyerek yanımdan geçtiğini gördüm. Ha güzel. Orada bir oldum yani. Kendine dair hak verdiğin eleştiri var mıydı? Ya hakikaten böyle dediğin. İşte hiç. Ne bileyim yani bazı. Ben mesela şeye çok bozulurum. En çok bozulduğum eleştiriler doğru bulduğum eleştirilerdir. Hak verdiğim bir sürü eleştiri var tabii ki. Yani bazılarının bilmiyorum şeyi söyleyeyim yani bu ukala dediğin şeyin gerçekten bir şeyi var. Yani bir arka plan kimse kimseye durup dururken ukala demiyor. Ama şöyle bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi başlıyor olsak mesela... Kendi sosyal medyan var, YouTube kanalın var, bilmem neyin var. Oralarda kendi auranı, kendi işte şeyini, kişiliğini inşa edebiliyorsun. Hı hı. Ama bizim çıktığımız zaman yani bulduğun bir televizyon varsa ona gidiyorsun. Yani biz Medical Channel, HBB demeden her yere gittik yani. Doğru. Ve oralarda da bazen mesela şöyle oluyor. Aslında sıkılıyorsun o sırada, orada olmak istemeyebilirsin falan ama konuşman lazım. Böyle gençsin, sunucu seni dinlememiş olabilir falan. Bir şeye bozuluyorsun ama kamera var orada. Sen onu dinleyenler onlara bozulduğunu zannetti falan. Böyle o kadar çok şey yaşadık ki biz. Bazen de konuşurken, ederken birazcık daha farklı olabilir miyim diye düşünüyorum ama yok. Yok yani. Öyle olmuş, öyle gider yani. Dünya tarihindeki sevdiğin vokalistlerden 5 kişilik bir sofra kuruyorsun. Ölmüş olmaları önemli değil.
kuralım. 5 kişilik bir sofra. Cem Karaca'yı koyuyoruz başına. Güzel. Sonra Jeff Buckley geliyor yanına. Ondan sonra Sia hanım, o evet, yaşayanlar... Görebilecek miyiz yüzünü? Görmeyeceğiz tahmini. Ondan sonra mutlaka Tom York'u davet ediyoruz Radiohead'den. 5. de kim olsun? Vallahi madem böyle bir sofra var, Müzeyyen Senar gelsin. Vay. Enteresan bir muhabbet dönebilir. Tabii. Hiç yani beklemediğim isimler geldi. Ama 5 böyle çok kurulur yani masa güzel, çünkü. Güzel. Yok, bana da mesela soruyorlar. İnternette, Twitter'da falan soruyorlar. Hmm. Tarihin en iyi gitaristi kimdir? Kendisini bir tanımıyordur şu an mesela. Öyle olduğunu bilmiyordur. Ne bileyim ben yani. Bir gün Steve Ray Vaughan diye isim geliyor. Ya bir de bunlar... Bir gün Richie Blackmore diye isim geliyor. Hepsi olabilir yani. İyi ne yani? Mesela bu futbolda bile baktığında yani şimdi o ondan daha iyi tam yani. Bir de yani orada hani Messi mi, Ronaldo mu, Pele mi indirebiliyorsun ona. Ama gitaristleri ya da solistleri indirmek ancak sana nasıl dokunduğuyla alakalı bir şeydir. Şeyi görmeye başladığın zaman daha rahatlıyorsun. Yani işte sanat sepet işlerinde rekabet bir yere kadar. Yani takdir etmek önemli. Birisini bir şey yaptığı için takdir edebileceğin bir şey bir varsa. Çok sık oluyordu değil mi? Hep beraber sahneye çıkıyorlardı böyle. Eric Clapton'lar, hatta Eric Clapton'la George Harrison sahneye çıkabiliyordu falan. Yok, bir sürü... Devasa gruplar oluşturuyordu. Şimdi artık... Şimdi de yok, var şimdi de var ama şimdi olanları biz çok daha o kadar tutkuyla takip etmiyoruz. Birazcık daha da tabii yani ticarileşti diyeceğim ama yine müzikle ilgili bir şey söylüyor olmayayım. Bütün dünya ticarileştiği için öyle oldu. İşte Super Bowl devre arası oluyor, orada bir şey oluyor falan. Onu nasıl buldun? Ya bunlar etkileyici kocaman şeyler ama yani o ya bana değişik geliyor. Yani sporla müzik arasında bir bağlantı var, bir duygu, enerji var, hissediyorum onu ama yani onun bu kadar ustaca kurgulanmış olan halleri bana biraz fazla geliyor. Hmm. Yani çünkü doğallığından verimlilik şeyi yani o şelalesi yani evet. Çıkan sanatçılar mutlu, televizyon mutlu. Seyirci mutlu falan. Bu kadar mutluluk bana bile fazla geliyor. Yani 15 milyar dolar kazanılıyor bir gecede. Oraya asmışlar. Yani o kadar da ne diyorlar buna? Verimlilik. Ne o? İşte ne onun bir kelimesi var. Hep optimizasyon. Ha. Ya bu kadar optimizasyon. Amerika abi. Amerika evet. En çok parayı neye harcıyorsun? Vallahi elektrik galiba. Ha, güzelmiş. Müzisyenler nasıl para kazanıyor? Albüm falan satılmıyor artık değil mi? Zorlukla para kazanıyor. Albüm satılmıyor. Yok, albüm bu uzun süredir satılmıyor. Müzisyenlerin Spotify'dan falan mı geliyor? Müzisyenlerin ana olarak konser. İki geliri var. Bir tanesi performanslar, bir tanesi de telif gelirleri. Hı. Yeterli mi Türkiye'de o telif? Asla yeterli değil ama yeterli olması için uğraşılan ya mesela alan. YouTube'da 50 milyon seyredildim falan sana ne oluyor? Para geliyor mu? Tabii ki geliyor. Ama bütün Türkiye'de de dünyada yani, da... Yani gösterin başına 1 lira gelse... Falan. Yok 1 lira falan gelmiyor. Asla 1 lira falan gelmiyor. Bunların tabelaları var. Ben bir de Türkiye'deki iki müzik telif örgütünden daha yeni olan MSG'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Yakında bitiyor görev süremiz ama Candan Erçetin başkanımız. Dolayısıyla konuya biraz hakim bir edayla konuşursam ondan dolayı Türkiye'de de dünyada da bir paylaşım sorunu var. Yani müzik ekonomisi küçülse de büyüse de o ekonominin içinde esas eser sahiplerinin payı gerektiği oranda asla olmuyor. Bunun yanında bir de telif bilinci diye bir şey var ki o da toplumun dikkat etmesi gereken bir şey. Yani şimdi dinliyoruz da para mı vereceğiz dediğinizi düşünün mesela bilet almak yerine şarkıcıya veya sanatçıya. Bunun bir benzeri telifte de var. Şimdi telif çok kritik bir konu. Çünkü herkes milyonlarca seveni olmak veya binlerce bilet satmak zorunda değil. Hayatını bundan sürdürmek isteyen birisinin en önemli gelir kaynaklarından biri dünyada da Türkiye'de telif. Ve onu şey yapmak lazım. Bir kere bu kavrama bir tanışmak lazım. Önümüzdeki yıllarda da bence önemli konulardan biri olacak. Çünkü ülkenin bir karar vermesi gereken şeylerden biri. Biz sanatçı, müzisyen falan gibi şeyleri beslemek istiyor muyuz? Yoksa bunların hepsi ölsün veya meslek değiştirsin veya ülkeden gitsin mi?
Yani böyle. Anladım. Aldığın en ahlaksız teklif? Düşünüyorum. Ya müzik, ya biz işte bir müzik grubu olarak hani bir yerden bir yere böyle bir ama sayılmaz ki yani. Yok ya. İşte. Müzik grubu olarak deyince böyle en alakası. Hayır yok öyle aklıma bir şey. Enteresan şeyler geldi. Yok yani. Benim hiç maalesef işte görünenden o yüzden az konuşmaya çalışıyorum. Konuştukça daha az gizemli oluyoruz. Asansörde kiminle kalmak istersin? Asansörde yani şu anda yani yakın zamanda negatif bir Covid testi olan biriyle kalmak isterim. Biliyorsunuz orada çok bulaşıyor çünkü. Kaytarma yalanın nedir? Hiç yalan söylemem. Çok kaytarırım. Yani nasıl? Kaytarmak benim atasporumdur. Yani yalan söylemeden mi kaytarıyorsun? Yalan söylemiyorum. Kaytarmak zaten biliyorsun bir işi yapmamak değil. Bambaşka ve gereksiz bir işi yaparak gerçekten yapman gereken şeyi yapmamak. Yalan söylemem diyorsun, onu yaparım. Yok, bilmem ne yapmam lazımdı derim ve onu yapıyorumdur zaten. Ama yani önceden söz verdin geleceğim diye. Mesela buraya geleceğim diye söz verdin. Sonra 10 dakika geciktim. Yok, önemli değil. Bekliyoruz mesela seni. Sen gitmişsin arkadaşlarınla. Yok, ocak başında oturuyorsun. Yok, onu yapmamaya gayret ediyorum. Bir tek çok içimde kalan bir şey. Yazı yazmak gerektiğinde, yani birisi bana şununla ilgili yazar mısın dediğinde en disiplinsiz olduğum ve en insanları üzdüğüm şey bu. Çok ilginç. Söz veriyorum ve en iyisini yazamayacağım diye hep geciktiriyorum. Tabii işte yeterince yazmamaktan kaynaklanıyor. Ben şu anda mesela her türlü yazı teklifine hayır diyorum. Hemen kafadan, çünkü yetiştiremeyeceğimi, yazamayacağımı biliyorum. Aynen. Fobin var mı? Fobi... yani fobi düzeyinde olduğunu zannetmiyorum ama böyle çok yükseklikleri sevmiyorum. Ama böyle hani ay bakamam falan gibi değil. Daha çok mesela total su biterse gibi bir şeyim var son zamanlarda. Elektrik değil ama. Elektrik bu fiyata zor biter. tek bir yemek hakkın var, ne olur o? Ne yerim mi? Evet. Kimle yerim mi? Ne yer? Onu da söyle. Kimle yerim de söyle. Ne yerim? Tek bir yemek hakkım olsa galiba İtalyan mutfağı. Hamur. Evet yememem gereken ama çok güzel olan o hamur. Dövmen var mı? Yok. Herkese yapma zorunluluğu getirdi, ne dövmesi yaparsın? Zorla yaptırdılar. Zorla, mecbursun. Zorla yaptırdılar. Bir tane yapacaksın. Zorla yaptırdılar yazarım. O kadar istemiyorum ki yani. İlk celebrity crush'ın kimdi? Celebrity crush'ım kimdi? Herhalde ama yani celebrity crush zaten imkansız. Yaş aşkın yani imkansız. Cindy Crawford galiba. Cindy Crawford. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Vallahi kim? Baya vardır da şimdi. Sence en ünlüsü hangisidir? Ben değil, başka birisi. Gerçekten beni böyle zor durumda bırakan bir soru. Yani. Tarkan'la veya Cem Yılmaz'la, hani ikisini de kırmayalım. Tarkan'la mesajlaşıyor musun? Yok, mesajlaşmak gibi değil ama çok güzel bir projede çok iyi bir desteği olmuştu. Müzisyenlerin genç ve daha zor durumda olanlarına bir yardım yapmaya çalışıyorduk. Ben biraz uğraşmıştım o projeyle. O da çok güzel bir yardım yapmıştı. O yüzden tanıştık ve çok pandemi zamanında aslında ilk defa konuştuk. Çok iyi biri diyeyim yani. Ben öyle mesajlaşmıyoruz ama. Ukala değil yani. Yok, bizim gibi ukala değil. Gayet normal biri. Aptalca bir yaralanma anı var mı? Tabii. Ne o kadar hani var nasıl, mı? O kadar mı? Bir gün Harun eğrisi yapıyorum. Harun eğrisi evde Melisa'ya doğru koşarak heyecanla bir şey anlatmak isterken ayak parmağımı kırdım. Güzel. Merdivende. Çok benzer bir şey bende de var. Harun, çok teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben de geleceğim zaten. Geleceğiz. Bir adetimiz var. Biz burada gelen konuklarımızla bir selfie çekiyoruz. Tamam. Cheese de.